Kanal B ekranlarına ve Bekleme Odası programına hoş geldiniz. İyi akşamlar. Değerli izleyenler, bu akşam hemen yanı başımızda Kafkasya'da sınır komşumuz Ermenistan'la olan sorunlarımız diyelim ama daha çok Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan üçgenindeki sorunlar. Bu konuyu ele alacağız. Bildiğiniz üzere Azerbaycan'ın uzun yıllardır Ermeni işgali altında olan toprakları verilen çok başarılı bir savaş sonucunda o işgalden kurtarılmıştı. Yeni bir süreç başlamıştı. O süreç kapsamında acaba bundan sonra Ermenistan eski halinden, eski tavrından, eski politikalarından vazgeçer mi sorusu da ciddi olarak soruluyordu ama bildiğiniz üzere Ermenistan'ın arkasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Avrupa Birliği, Batı genelde olduğu sürece özellikle de Ermeni diasporasının Ermenistan hükümeti ve devleti üzerindeki etkisi olduğu sürece Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin düzelmesi konusunda çok da fazla iyimser olmamak gerekiyor. Her ne kadar iki komşu ülkenin, üç komşu ülke diyelim daha doğrusu, barış içerisinde birlikte yaşayabilmeleri mümkün iken maalesef buna Ermenistan'ın çok uzun yıllardır devam eden, hatta kuruluşundan beri devam eden o tavrı nedeniyle, arkasında olan o güçler nedeniyle, tabii ki Rusya'nın bölgede hakim güç olarak gözüken Rusya'nın da politikaları nedeniyle bugün çözülememiş birçok sorun var gibi gözüküyor. İşte bu akşam bu sorunları değerlendirmeye çalışacağız. Stüdyo konuğumuz çok değerli bir isim, daha önce de birkaç kez bu konuyla ilgili olarak programlarımıza konuk olmuştu. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı, yanılmıyorsam doğru söylemiş olayım, Sayın Doktor Hasan Oktay. Hasan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii sizinle yaptığımız, konuya ilişkin yaptığımız tüm programlarda şunu gördük. Ülke gerçeğinden hareket ederek bunu söylemek istiyorum. Herkes her konuda uzman olarak ekranlarda, medyada bir şekilde gözüküyor. Onların düşünceleri, görüşleri, konuşmaları yazılara aktarılıyor. Ama herkes her konuda uzman değil. Biz de bunu biliyoruz. Bu mümkün değil. Uzmanlık alanınızda konuştuğunuz andan itibaren zaten sizin seviyeniz, kaliteniz, birikiminiz, kültürünüz gözüküyor. Siz kendi uzmanlık alanınızda, özellikle bu konularda konuştuğunuzda söylediğiniz ne varsa, bize aktardığınız ne varsa, bir yıl önce, üç yıl önce, beş yıl önce ne konuştuysak bugün onların hiçbirinde bir sapma olmadan gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu değerli görüşleriniz için, bu değerli öngörüleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz de sizin bu görüşlerinizden yararlanıyoruz. Kendi bu konuları düşündüğümüzde hiç olmazsa doğru bir yolda gittiğimizi görebilmek açısından sizin görüşlerinizi çok fazlasıyla dikkate alıyoruz. Bu akşam bu konunun tamamını konuşacağız ama sanki son zamanlarda biraz daha Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerini geliştirme, normalleştirme, iyileştirme diyelim yönünde gayretleri varmış gibi gözüküyor. Benim anlamadığım bir şey var, tabii onu da konu içerisinde ele alacağız. Avrupa Birliği sanki bu işte böyle bir seferber oldu. Azerbaycan'da Ermenistan heyetlerinin, devlet başkanlarının, Başbakan Paşinyan'ın, Cumhurbaşkanı Aliyev'in görüşmeleri de Brüksel'de Avrupa Birliği yetkililerinin, komisyon başkanının ya da konsey başkanının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Oradan bir takım açıklamalar yapılıyor görüşmelerin sonucuna ilişkin, ilişkiler konusunda. Tabii bunu da ayrıca soracağım ama son olarak Soçi'de bir zirve vardı. Ermenistan Başbakanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dedim, çok özür dilerim, Paşinyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla bir zirve gerçekleşti. Bu zirvede sanki bir şeyler daha böyle bir olumluya doğru gidiyormuş şeklinde açıklamalar yapıldı. Paşinyan'ın otur toplantılarındaki vücut diline baktığımızda biraz daha böyle hani ifade doğru değil, ezik demeyelim ama biraz daha çekingen, biraz daha suçlu, biraz daha kabahatli bir çocuk gibi durma şeyi var. O zirvenin başlangıcında da sanki
Ve sonrasında da yapılan açıklamalarda şu söylendi. Putin Paşinyan'a zamanında demiş ki ya bakın bu Karabağ Savaşı'ndan önce Karabağ'daki o 5 reyondan Azerbaycan'a ait olan 5 vilayetten daha doğrusu ikisini tutun ve üçünü Azerbaycan'a verin. Zaten o üçü işte kırsal, bozkır vesaire sizin de çok fazla işinize yaramayacak bir şey. Siz beni dinlemediniz, sonra bir savaş oldu, hepsini kaybettiniz. Dolayısıyla buradan da hareket ederek sanki böyle Rusya'da Ermenistan'ın cezalandırılması konusunda bir şeyler istiyormuş gibi sonuç da ortaya çıktı. Evet, burayı çok uzattım. Uzatmamın nedeni şu. O zirve sonuçları bizde bazı çevrelerin dediği gibi Azerbaycan'ın lehine ve bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'ın çıkarları yönünde alınacak kararların sürecin habercisi midir? Efendim, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle güzel girişiniz ve iltifatınız için teşekkür ediyorum. Bizim Kafkasya olarak, bizim bir de ayrıyetten Vizyon Üniversitesi Rektörü yanında Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde merkezimiz var ve bölge çalışması yapıyoruz. Tamamen bölgedeki sorunlara, bölgedeki gelişmelere odaklanmış durumdayız ve Ermenistan'da da bizimle beraber çalışan bir genç grubumuz var. Onlarla beraber sürekli Ermeni araştırmacılar. Ermeni kimliğine mensup, Ermenistan'da yaşayan, bizimle çalışan arkadaşlarımız var. Onlarla sürekli bu konuları istişare ederek bölgenin adeta nabzını tutmaya çalışıyoruz. Genelde Türkiye'de biliyorsunuz uluslararası haber ajanslarına düşen haberler üzerinden bölgedeki gelişmeler takip ediliyor. Böyle olunca da bazen yönlendirmeli tuzaklara düşülebiliyor. Bu bağlamda biz bu haberleri de göz önünde bulundurarak Azerbaycan'dan, İran'dan, Ermenistan'dan, Kuzey Kafkasya'dan, Moskova'dan irtibatlı olduğumuz arkadaşlar üzerinden bölgenin kendi bakış açımıza göre nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda özellikle Paşinyan'la ilgili bir figür çizmek gerekir. Siz de mahcup edalı dediniz. Gerçekten Paşinyan yapı itibariyle ben şahsen tanıdığım için söylüyorum. Ben 20-25 yıldır Ermenistan'a gidip geliyorum. Paşinyan cezaevine girmeden önce bazı toplantılarda temasımız olmuştu. O zaman aktivist, işte gazeteci ve hükümete karşı ne yapabiliriz diye o meşhur sırt çantasıyla ve o sakalıyla bazen kafasına takmış olduğu kepiyle enteresan bir tablo çiziyordu. Ama kararlı ve istikrarlı bir ruh hali söz konusu. Yani bu 44 günlük savaşı yürüttü, mağlubiyetle çıktı. Ona rağmen 4 tane darbeyi savuşturdu. Sonra tekrar toparladı, işte seçime gitti. Yani bir sürü süreçlerden bugüne geldi ve şimdi tekrar bir dengenin ortasına Ermenistan'ı ve kendini oturttu. Hatta siz de ifade ettiniz. İşte Rusya dedi ki işte 3, işte 2, 5, 5 artı 2 filan. Bunları Paşinyan da aslında dillendiriyordu. Fakat Rus kamuoyunda ve Rus basınında Paşinyan'ın Rusyacı değil Batıcı olduğu ile ilgili özellikle Simonyan diye bir Ermeni hanımefendi var. Geçenlerde Ermenistan'a girişi yasaklandı. Hatta Konstantin Zatulin diye bir zatı var. Yine Ermenistan'a girmesi yasaklandı. Bunlar el altından Rusya ile Paşinyan'ın arasını açmak için muazzam bir faaliyet yürüttüler. Bunların özelliği Robert Koçaryan, yani Ermenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı ile beraber çalışıp Robert Koçaryan'ın Rusya'daki işlerini organize ediyorlar. Yani basın, işte enformasyon şirketleri var. Bunları sevk ve idare ediyorlar. Bunlar Rusya'da, Ermenistan'da Rusya'nın menfaatlerinin devam etmesini ve Ermenistan'ın bağımsız politika yürütmemesi taraftarlar. Ama Paşinyan iktidara geldikten sonra daha dengeli, daha batıcı ve daha uzlaşmacı bir siyasetle süreci yürütmeye çalıştı ve neticede 44 günlük savaşa doğru Ermenistan'ı tabiri caizse zorladılar. Burada belki savaşın bu kadar uzun süreceği beklenmiyordu. Belki savaşta bu kadar Azerbaycan'ın başarı elde etmesi beklenmiyordu. Ama bu savaşın neticesinde de Paşinyan iktidardan düşmesini, ki bu tabii bir süreç, yani savaşta yenilen ne olur, iktidarı bırakır hatta ülkeyi terk eder gözüyle bakılıyordu. Ama evdeki hesap çarşıya, çarşıdaki hesap eve uymadı ve Paşinyan direnen yeni bir lider profili ortaya koydu. Yani mağlup olarak kazanan bir lider portföyü ortaya koydu. Bu da sizin de ifade ettiğiniz gibi Soçi'de en son Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir görüşme noktasına gelindi. Buraya gelmeden önce hem savaşın seyrini hem de savaş sürecinde Paşinyan'ın karşılaştığı sıkıntılara baktığımızda gerçekten dirayetli bir lider portföyü ortaya çıktı ve hatta ben iddialı bir şekilde şunu söylüyorum. Önümüzdeki günlerde Ermenistan Kilisesi Paşinyan'ı aziz ilan ederse şaşırmamak gerekir.
Çünkü Ermenistan, bin yıllık Ermenistan kimliğini son 200 yıldır Batı tarafından müdahale edilen, Rusya tarafından müdahale edilen ve dönüştürülen bir kimlikle Türkler arasında problem vahasına çevrilmişti Ermeniler ve Ermenistan. İşte meşhur 1915 olaylarına getirdiler. Sonra biz sek ve iskan tehcir kararı çıkardık. Bunlar Batı ile Türkiye'nin Ermeniler ve Ermenistan üzerinden yürüttükleri süreçlerdi. Ve edilgen bir Ermeni psikolojisi, duygusal bir Ermeni psikolojisi ve sürekli Türklerle kavga eden bir Ermeni psikolojisi üzerinden hem Batı hem de Rusya bir olgu oluşturdu. İşte bunun adı sözde soykırım, bunun adına işte toprak talebi filan. Buna üzerinden sürekli Türkiye baskı altında tutulmaya çalışıldı. Ama geldiğimiz noktada Ermenistan özellikle 44 günlük savaşta yok olma süreçte karşı karşıyayken küllerinden doğan bir Ermenistan ve dünya ile diplomasi konuşabilen bir Ermenistan'a dönüştü. Hatırlayın geçen aylarda Paşinyan Fransa'ya gitti geçtiğimiz ayda. Ve şunu söyledi. Dağlık Karabağ sorunu söz konusu ve bu noktada Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan bizimle değil Rusya ile irtibat kurmalı, muhatap olmalı cümlesini kullandı. Bunu aslında bizim basın gözden kaçırdı. Diyor ki Paşinyan, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ile bir alakası yok. Burasının statüsü konuşulacaksa Azerbaycan toprağı mı yoksa Rusya'nın terkibinde kalacak mı? Bu konunun konuşma alanı Ermenistan değil, Rusya ve Azerbaycan ifadesini kullandı. Bu bizim basında gerçekten çok dillendirilmedi ve üzerine gidilmedi. Bundan sonra işte Soçi sürecine geldiler. Soçi'de de Soçi toplantısı öncesi biliyorsunuz basına birçok haber sızdırıldı. Bir tanesi şuydu, Paşinyan diyor ki Putin bize Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da kalması, 20 yıl kalmasıyla ilgili bir metin imzalatacaklar dedi. Bunu basına sızdırdı. Bir anlamda Türkiye'ye ve Azerbaycan'a gollük pas vermiş oldu. Dedi ki bastırın, böyle bir süreçte karşı karşıyayız. Bu Rusya'nın son 30 yılda yani 91'den bu tarafa 2020 Kasım ayına kadar Rusya bizim üzerimizden Dağlık Karabağ'ı kontrol etti. Biz bu savaştan sonra Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ekonomisine olumsuz katkısını ve askeri anlamda katkısı yani eksik katkısını hatta yükünü taşımak istemiyoruz. Bundan sonra Dağlık Karabağ problemi çözülecekse çözülsün, bizimle Dağlık Karabağ birlikte anılmasın diye işte 20 yıl Rus barış gücü Dağlık Karabağ'da kalacak cümlesini kullandı. Bu gerçekten bu tartışılacak, konuşulacaktı. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi tahıl koridoru sürecinde biliyorsunuz Temmuz ayında imzalanmıştı. Ukrayna'nın buğdayları ve tahıl hububatı Afrika'ya gidecekti ama Avrupa'ya nakledildiği için hem Putin hem Erdoğan bununla ilgili olumsuz yaklaşımlarını ifade ettiler. Yani memnuniyetsizlik ifade ettiler. Çünkü Birleşmiş Milletler'de Türkiye bu koridorun sağlıklı işlemesi konusunda garantördüler. Yani o Temmuz ayındaki anlaşmada yapılan imzalanan metinlerde bunlar vardı ve İstanbul'da kurulan gözetim ve gözlem noktalarında giden gelen gemiler didik didik araştırılacaktı. Ama bu koridordan hareketle Rusya'nın açıklamasını söylüyorum. İngiliz istihbaratının dronlar vasıtasıyla bu koridoru kullanarak Rus gemilerine, savaş gemilerine 7 saldırı dronlar üzerinden ve en az 5 tane de insansız denizaltı üzerinden Rus gemilerine saldırı oldu. Bunun üzerine Rusya panik halinde tahıl koridoru anlaşmasından çekildiğini ifade etti. İki gün sonra da Soçi toplantısı oldu. Aslında bu saldırı olmasaydı, yani Avrupa Birliği kim yaptığını işte Rusya'nın açıklamasına göre söylüyorum, İngiltere yaptığı iddia edildi. Yani İngiliz istihbaratı bu işi yaptığını Rus üst düzey devlet yetkilileri açıkladı. Putin değil de daha işte Peskov, işte diğer sözcüler tarafından açıklandı. Bunun üzerine Soçi'deki toplantıda Rusya'nın talep ettiği 20 yıllık anlaşma bir anlamda sümenaltı edildi. Ama gayri resmi bu Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'da kalması ile ilgili süreç işliyor. Biz 10 Kasım Anlaşması imzalandığında şunu dedik. Dedik ki Laçin Koridoru yani Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan Rusya'nın kontrolündeki koridora karşılık bu anlaşmanın 3. ve 9. maddesinde sanki bir Zengezur Koridoru açılacakmış gibi bir ifade sürekli bizim basınımızda ve Azerbaycan üzerinden de bu bize yansıtıldı. Bunun üzerinden bizde bir Laç koridoruna karşılık Dağlık Karabağ'a mütekabil
Ermenistan şey Azerbaycan ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan bir Zengezur koridoru beklentisine girdik. 10 Kasım 2020'den bu tarafa 2 yıl geçti. İşte 10 Kasım birkaç gün sonra yıl dönümünü kutlayacak anlaşmanın. Ve göreceğiz ki herhangi bir Zengezur koridoru ile ilgili bir hamle söz konusu değil. Herhangi bir hukuki metinde yani 10 Kasım anlaşmasında Zengezur koridoruna atıf yapan bir cümle yok. Peki çok özür dilerim Hasan Bey. Zengezur koridoruna ayrı bir başlık açacağız. Biraz da o yeni açılan havaalanında tam o koridorun yanı başında İran, Azerbaycan o koridorun köşe başında olduğu için haritaya baktığımda özellikle oraya baktım. Uluslararası havaalanından da hareket ederek bu koridorla ilgili bir soru soracağım ama şimdi Soçi'deki zirveden bahsederken siz tahıl anlaşmasının o sırada gündeme gelmesini ve Rusya'nın bu anlaşma nedeniyle Türkiye'ye ihtiyacının da arttığını dikkate alarak Soçi'de çok fazla Karabağ konusunda o 20 yıllık garanti maddesi üzerinde yoğunlaşmadığını söylediniz. Peki şunu sormak mümkün mü? Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ilişkilerinin bu iki ülke arasındaki gelişmelerin kendi kontrolünden çıkmasını hiçbir zaman istemez değil mi? Kesinlikle. Kendi kontrolünden çıkmasını istemediği gibi İran'ın da bölgede etkili olması ile ilgili adı konmamış bir İran-Rusya ittifakı var. Zaman zaman İran'ın yapmış olduğu açıklamaları bizim basımıza yansıyor, takip ediyoruz. Dolayısıyla Zengezur koridorunun açılma ihtimali sürekli gündemde kalacak fakat açılmayacak. Çok iddialı konuşuyoruz. Şöyle, Rusya'nın hani Zengezur'u ayrı konuşacağız dedim de onun için tekrar vurguluyorum. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ilişkilerinin bu konunun kendi kontrolünden çıkmasını neden istemez sorusuna son zamanlarda özellikle de Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz aylarda Erivan'ı ziyaret etmesinde düşünürsek o Ermenistan'ın bir saldırısı vardı hatırlarsanız o olayın tam üstüne Avrupa Birliği yetkililerinin başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinin Ermenistan'ın arkasında olan tavırlarını da dikkate aldığımızda sanki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı mümkün olduğu kadar Ermenistan üzerinden hareket ederek devre dışı bırakmaya çalışmak ya da devre dışı bırakamazlarsa da Rusya gibi bu konuya ortak olmak istemeleri gibi bir durumla karşı karşıyayız. Öyle midir değil midir? Evet biliyorsunuz 91 sürecinde Ruslar Sovyetler dağıldıktan sonra başlayan sorun ateşkes anlaşması imzalandı. AGİK Minsk grubu dediğimiz yani Avrupa Güvenlik İşbirliği bölgede ateşkes gözlemcisi olarak Fransa, Amerika ve Rusya bölgede bulundu. Fakat AGİK'in Azerbaycan'ın ifadesiyle bölgenin sorunlarına çözüm getirme konusunda başarılı olmadı. Dolayısıyla 44 günlük Karabağ Kurtarma Savaşı'ndan sonra İlham Aliyev sürekli AGİK'in devre dışı kalması gerektiğini ifade etti. Çünkü dedi artık sorun bitmiştir. 10 Kasım Barış Anlaşması imzalanmıştır. Bölgede çözülecek sorun kalmamıştır diyerek Avrupa'yı bir anlamda dışlamıştı. Ama 10 Kasım Anlaşması'nda Dağlık Karabağ Rusya 1960 Rus askeri ile gözlemci sıfatıyla, barış gücü sıfatıyla gelmesi aslında Avrupa'yı tasfiye ederken bir anlamda Rusya'nın bölgedeki kalıcılığı sağlamlaşmış oldu. Yani Azerbaycan topraklarına, yani 20 Yanvar 1990'da o meşhur Ocak ayı gösterileriyle çıkan, Azerbaycan topraklarına çıkan Rus askeri, 10 Kasım 2020'de tekrar resmen Azerbaycan topraklarına gelmiş olduk. Biz Dağlık Karabağ'ı da Azerbaycan toprağı olarak kabul ediyoruz. Çünkü 1993 sanırım 27 Nisan'da Pakistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici başkanlığı döneminde Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu Birleşmiş Milletler'e tescil ettirdi. Şimdi Karabağ, Dağlık Karabağ defaatle açıklamak, anlatmak lazım. Bir Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki problemin kaynağı Dağlık Karabağ dediğimiz, başkenti şu anda bizim Hankent'i dediğimiz, Ermenistan Parkent dedikleri, Hocalı, Hocavent gibi 5 vilayetten oluşuyordu. Bunun dışında yani savaş itiraf çıktıktan sonra Rusya ile Ermenistan'la Azerbaycan arasında bura üzerinden itiraf çıktı. Ama Azerbaycan kendi iç politika problemleri, işte yeni devlet olması, Rusya'nın Ermenistan'ı desteklemesi üzerine Ermenistan hem burayı kendi işgali altına aldı. Sonra kimsenin tanımadığı bağımsız bir devlete. Şu anda sözde bir Dağlık Karabağ Cumhuriyeti söz konusu. Ama kimse tanımıyor.
Onun dışında da yedi rayon, yani Dağlık Karabağ'dan İran sınırına kadar, işte Zengilan'dan da bahsettiniz, aşağıya doğru ve Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki iki tane vilayeti, yani yedi vilayeti Ermenistan işgal ederek bir Karabağ sorunu oluştu. İkisi geçmiş sorun bunlar. Bu 44 günlük savaşta Azerbaycan 7 rayonunu işgalden kurtardı ama Dağlık Karabağ ile ilgili henüz bir süreç söz konusu değil. Dağlık Karabağ arazisine Rusya barış gücü adı altında 10 Kasım Anlaşması'ndan sonra barış gücü adı altında asker yerleştirdi ve bu barış gücü ateşkesi engellemek, yani çatışmaları engellemek adına bölgede. 10 Kasım'dan bu tarafa herhangi bir şekilde Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınırların tespit edilmesi. Ama çok özür dilerim, Karabağ'ın içerisinde de Hocalı katliamından sonra da özellikle Azerbaycan, Azeri nüfusu Azerbaycanlı kaldı, Türk kalmadı. Bir kişi kalmadı. Bak, bir kişi, ben bölgeyi gezdiğim için biliyorum. Hatta Ermenistan'da da, Ermenistan nüfusunda %20'ye yakın Türk vardı. Onlar da Ermenistan'ı terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycan'a gittiler. Azerbaycan'daki Ermenilerin bir kısmı Erivan'a gitti. Bir kısmı da Azerbaycan'da kaldı. Şu anda Azerbaycan'da Ermeni olmasına rağmen Ermenistan'da bir tane Türk yok. Ha, Müslüman olarak Yezidi Kürtleri Ermenistan ön plana çıkarmaya çalışıyor. Bak biz işte demokratik davranıyoruz, insan hakları konusunda işte Kürtler burada ifadesi kullanıyor ama Yezidi Kürtlerin bir özelliği Ermenistan'ın hayvancılığı ellerinde olduğu için Ermeniler onları da tasfiye edemediler. Yoksa onları da tamamen bir Ermeni, steril Ermeni Cumhuriyeti'ne dönüşmek istiyorlardı ama ekonomik olarak bunun üstesinden gelemediler. Dolayısıyla Dağlık Karabağ'da şu anda 35-40 bin civarında Ermeni var. Bir tane Azerbaycan Türk'ü yok. Ve adı sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti diye bir cumhuriyetleri var. Dışişleri Bakanları var, Cumhurbaşkanları var. Yani bildiğiniz parlamentoları var. Ve 10 Kasım Anlaşması'ndan bu tarafa da eğer o 10 Kasım Anlaşması Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a 5 yıl sonra devredilmesi konusunda bir süreç başlatmışsa Dağlık Karabağ Cumhuriyeti bir silahlı kuvvetlerini lağvetmesi lazımdı. Parlamentosunda Azerbaycan Türkçesini Dağlık Karabağ'da resmi dil haline getirmesi lazımdı. Ve vatandaşlarına, yani oradaki yaşayan Ermenilere ya Ermenistan'a gitmesi veyahut da orada kalacaklarsa Azerbaycan pasaportu verilme süreci başlaması lazımdı. Çünkü entegrasyon süreci, uyum süreci söz konusu. Ama o ne oldu? Dağlık Karabağ'da askeri yapı daha da kuvvetlendi. Parlamentosunda resmi dili Ermenice'nin yanında Rusça. Resmi dil olarak kabul ettiler. Ve orada yaşayan insanlar Rus pasaportu dağıtılıyor. Yani Rusya'nın daha önceki Osetya'da, Abazya'da, Kırım'da, Donbas'ta uyguladığı modeli gayri resmi olarak Rusya Dağlık Karabağ Cumhuriyeti üzerinden bölgede uyguluyor. Böyle olunca bu insanları da koruyabilmek adına 1960 Rus Silahlı Kuvveti şu anda Dağlık Karabağ'da barış gücü adı altında bulunuyor. Genelde uluslararası problemlerin çözümünde tek milletten şey konmaz, barış gücü yerleştirilmez. Birkaç devletten ve milletten getirilir ki denge sağlansın diye. Rusya bu anlamda Avrupa'yı da bölgeden tasfiye etmiş oldu. Şimdi Fransa ve Amerika, batılı güçler barış gücüne katkı sağlamak adına bulunmak istiyor. Rusya kabul etmiyor. Diyor ki bura benim tabiri caizse alanım, buraya kimseyi sokmam. Böyle olunca da Dağlık Karabağ problemiyle ilgili Soçi'de 20 yıl uzatılacak diye ifade etmiştim ama Tal Koridoru sürecinde Rus gemilerine yapılan saldırı sonrası Putin'in Türkiye'ye ihtiyacı olmaz. Çünkü şu anda Putin'i Batı dünyasıyla görüşebilen tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onun ara buluculuğu, vasıtacılığı üzerinden süreci yönetebilmek adına da Soçi'de Türkiye'nin tepkisini çekecek, Türk kamuoyunun tepkisini çekecek sürece girilmedi. Peki. Suyun akışına bırakıldı. Akışına bırakıldı. Çok teşekkür ediyorum. İlk bölümün herhalde sonuna geldik. Yönetmen arkadaşım da uyarmıştı zaten. Bu bölüm için çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, kısa bir aramız var. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Kanal B ekranlarında Bekleme Odası programında ikinci bölümdeyiz. Bizi yeni izlemeye başlayanlar için stüdyo konuğumuzu ve konu başlığımızı bir kez daha anımsatmakta yarar var. Değerli izleyenler, bu akşam Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, hatta işin içine biraz Rusya ve İran'ı da katarsak bölgedeki bu gelişmeleri, bu ülkeler arasındaki gelişmeleri ama özellikle de
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşme süreci, tabii ki Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de yaşanan gelişmeleri, olası engelleri, Rusya'nın etkisini, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin konuya, soruna dahil olma girişimlerini ve özellikle de İran'ın bu konudaki aslında uzmanlar, bilenler, konuyu bilenler tarafından anlaşılabilen tavrı ama bilmeyenler tarafından hay Allah İran niye böyle davranıyor ki bizim yanımızda, Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olması gerekir, böyle çok hani iyi niyetli bir düşünceyle o davranışın, düşüncenin aslında çok da doğru olmadığını ele almaya çalışıyoruz. Konuğumuz Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda Kafkas-SAM Strateji Enstitüsü'nün başkanı Sayın Doktor Hasan Oktay. Hasan Bey, ilk bölümde aslında İran'a gelerek ilk bölümü tamamlamıştık. Çünkü yani anlaşılamayan bir şey varmış gibi gözüküyor. Evet, bizler biliyoruz İran niye öyle davranıyor ama kamuoyunun büyük bir bölümü İran'ın bu davranışına, Ermenistan-Azerbaycan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerindeki çıkışlarına, açıklamalarına, politikalarına anlam veremiyorlar. Şöyle ki, İran son olarak Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz diye bir açıklama yapmıştı. Yani Ermenistan'ın toprak bütünlüğüyle ilgili kimse Ermenistan'dan toprak falan istemiyor ki. Ne Türkiye ne Azerbaycan. Aksine Azerbaycan topraklarını, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için bir savaş başlattı. Hala Karabağ işgal altında. Tam tersi, Ermenistan anayasasına baktığınızda, Ermenistan diasporasına, Ermenistan'a baktığınızda Türkiye'nin doğusunu talep ediyorlar. Trabzon'a kadar talep ediyorlar. Yani toprak bütünlüğü derseniz kimin toprak bütünlüğü düşündürüyor. Başka bir şey, yine geçtiğimiz günlerde, dün ya da evvelsi gün, İran'dan yapılan başka bir açıklamada biz Ermenistan'a denize ulaşabilmesi için bir koridor açacağız denildi. Koridor önerdik denildi. Hatta Karabağ Savaşı sırasında Ermenistan-İran sınırından silah taşıyan tırların Ermenistan'a giriş görüntüleri ortaya çıktığında gelen tepkiler üzerine tabii ki canım biz Azerbaycan'ın yanındayız demek durumunda kaldılar. Ama iş hiç de öyle değilmiş gibi gözüküyor. Bu konuda ciddi bir Ermenistan yanlısı politika izledikleri açık seçik ortada. Hatta ve hatta son, ben ismini hatırlayamayacağım, siz söyleyeceksiniz de, son olarak Azerbaycan topraklarında açılan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılımıyla, Aliyev'in katılımıyla açılışı yapılan uluslararası bir havalimanı vardı. Zengilan Havalimanı. Evet, bu havalimanı da tam böyle söz konusu Zengezur koridorunun İran topraklarını ve Azerbaycan'ın üçgen diyelim, köşe başında olan bir yer. Burayla ilgili de bir rahatsızlıkları var. İran niye bu kadar rahatsız, niye bu kadar Ermenistan yanlısı tavır izliyor? Evet, diplomatik olarak... Ya da ben abarttım mı Ermenistan yanlısı diyerek? Yani şöyle, abartmadınız, eksiklerini tamamlayalım diye. Peki. Eksikleri var, onlar da. Şimdi birinci bölümde biz Rusya'nın genel olarak nasıl bir yaklaşım sergilediğini, çünkü diplomaside şöyle bir durum söz konusu. Bir gizli gündeminiz olur ama bunu açık etmezseniz bunu diplomatik dille sahada top çevirmek gibi süreci yönetirsiniz. Rusya bir taraftan Ukrayna Savaşı'nı yürütürken bir taraftan da Güney Kafkasya'da, Dağlık Karabağ'da bölgede kalmak istiyor. Ama Ukrayna krizinin Rusya'ya vermiş olduğu olumsuz etkisi, işte Avrupa'nın, Amerika'nın tamamen Rusya'ya karşı tavır almaları, ambargolar uygulamaları. Bu arada da Rusya Türkiye'yi bu süreçte dengede tutmak, yani iki blok arasında arabulucu olarak tutabilmek için de Güney Kafkasya'da Türkiye'nin de beklentilerini göz önünde bulundurarak Rusya Güney Kafkasya'da bir politika izlediğini anlatmıştık birinci bölümde. Bu politikanın ana hareket noktası, Rusya diyor ki biz Güney Kafkasya'dan elimizi çekersek, buradaki sahalarımızı kaybedersek, Türkistan coğrafyasında Rusya egemenliğini kaybeder. Her ne kadar biz 91'den sonra Hazar'ın doğusunda bağımsız Türk devletlerinden bahsediyorsak da hala Rusya buranın kendiyle entegrasyon ve kendiyle irtibatlı olmasıyla ilgili beklentilerini en üst noktaya çıkarmış durumda ki biliyorsunuz 24 Şubat 2022'nin başında Ukrayna krizi çıkmıştı. O krizden birkaç gün önce Rusya'nın, Putin'in bir
muazzam bir basın açıklaması olmuştu. Orada eski Sovyet, eski Çarlık ideolojisinin üzerine yeni bir Rusya Federasyonu ideolojisi oturtmuştu. Burada da Ukrayna'da tarihi topraklar olduğunu ve bunun için de Ukrayna'ya gitmesi gerektiğini ifade ettiler ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Putin orada yanlış bilgilendirdiler ve Ukrayna'da patinaj yapıyor. Sonucunu bilemiyoruz ne olur. Ama bunun eğer kısa zamanda başarılı olsaydı Hazar doğusundaki Türk devletlerine de Rusya'nın bir projesi ve operasyonu olacaktı. İşte bunun için Rusya Güney Kafkasya'da, Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan üzerinde etkinliğini kaybetmek istemiyor. Bunun gerçek politik, uyguladığı politika bu, gerçek niyeti bu ama diplomatik üsluba döktüğünüzde daha yumuşak, daha barışsever, işte iki tarafın çatışmasından bölge zarar görüyor gibi havada. İran'a gelirsek, İran da aynı şekilde Azerbaycan'la işte din anlamında, mezhep anlamında birlik beraberliğini en üst noktada ifade ediyor. Hatta Azerbaycan Şeyhülislam Allah şükür Paşazade savaş sonrası bu savaşın İran dini reisi Ali Hamene'nin duasıyla kazandığını açıklayacak kadar da abartılı bir üslup kullan. Bugün geldiğimiz noktada İran sürekli Azerbaycan'ı Siyonist devlet olmakla suçluyor. Ama Azerbaycan daha temkinli gitmekle beraber geçtiğimiz günlerde İlham Aliyev Güney Azerbaycan'ı da kastederek ben bütün dünya Azerbaycanlıların lideriyim cümlesini kullandı. Ve son bir haftadır da Tebriz sokaklarında özellikle İlham Aliyev'in posterleri asılıyor. Yani İran'da bir karışıklık. Sessizce hareket halinde ama İran buna rağmen diyor ki Ermenistan bizim için önemli. Ermenistan'la ilişkilerimizi kuvvet tutmamız lazım. İşte Ermenistan'ın toprak bütünlüğü tırnak içinde sizin de ifade ettiğiniz gibi İran'a göre Ermenistan'ın toprak bütünlüğü bugünkü Ermenistan ve Dağlık Karabağ. Çünkü çok özür dilerim, Hasan Bey, İran yani Güney Azerbaycan'da Türklerin Traktör isimli futbol takımı var. Ben de videolarını izlemiştim. İran yönetimini, yetkililerini rahatsız eden kollardan biri görüntüler. Orada şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları atılıyordu. Türkiye'de terör saldırıları olduğunda. Bizim Türkiye'de atılan sloganların benzerleri orada atılıyordu. Dolayısıyla İran'da şöyle bir kaygı, şöyle bir düşünce yok mudur? Onun için mi böyle davranıyordur? Türkiye, Azerbaycan burayı karıştırıyor. Burada benim işte 25-30 milyon vatandaşım var. Bu vatandaşımın yani önemli bir nüfus. Bunlar bana karşı harekete geçerlerse ki son işte bu gözaltında öldürülen Mehsa Hanım'ın şeyinden sonra her tarafa yayılan bu gösterilen önemli bölümü de Güney Azerbaycan'da gerçekleşti. Dolayısıyla buradan dengelemeye çalışırken Ermenistan üzerinden dengelemeye çalışması çok da işe yarar bir politika değil gibi gözüküyor. Yani İran açısından kuzeyden nefes alacak bir koridora ihtiyacı var. O koridorda Ermenistan, İran açısından bakıldığında, Ermenistan açısından da İran ile Batı arasında bir koordinasyon noktası olarak değerlendiriliyor. Bir de Ermenistan'ın varlığı, biliyorsunuz Ermenistan 1826-27 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra imzalanan Türkmençay Anlaşması'yla bugünkü Ermenistan-Azerbaycan sınırlarıyla İran Kaçar Türklerinin arasında bir barış anlaşmasıyla sınır çizildi ve Türkiye'nin, Osmanlı'nın Türkistan'la tamamen toprak teması kesildi. Kavganın asıl sebebi bu. Şu anda İran'ın da, Rusya'nın da, Rusların da Güney Kafkasya'da tekrar Türkiye ile Türk dünyasının temasının kurulmasını istemiyor. Zengezur koridoru bizde genelde bir Turan koridoru tırnak içinde söylüyorum gibi kamuoyuna yansıtıldı. Bu da İran'ı da Rusya'yı da korkuttu. Bunun üzerine İran, hatta hatırlarsınız 44 günlük savaş sonrasında Aliyev ile Sayın Erdoğan'ın Bakü'de bir parat dedikleri resmi geçit töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu bir şiir vardı. Arazi ile kum ile doldurdular işte bizi ayırdılar diye. Bu tamamen Kuzey Azerbaycan Türklüğü ile Güney İran Türklüğü'nün Aras Nehri'yle ayrılmasına atfedilen bir şiirdi. Daha sonra bu anlama gelmediğini işte İran'dan da gelen tepkiler üzerine ifade edildi ama İran şunu görüyor. Artık Güney Kafkasya'da Türkiye'nin de etkinliği çok fazla. Bunu kırmak gerekir. Çünkü bu etkinlik arttıkça Kuzey Azerbaycan Türklüğü ile Güney İran Türklüğü'nün birbiriyle olan kaynaşması, teması, etkileşimi en üst noktaya çıkacak. Bunu engelleyebilmek adına da özellikle İran Ermenistan'ı ön plana çıkarıyor. Bizim Doğu Batı ekseninde açacağımız Zengezur koridoru açılacağını beklediğimiz Zengezur koridoruna karşılık da
siz de ifade ettiniz. Basra Körfezi'ni İran üzerinden Ermenistan'ı güneyden kuzeye Batum Limanı'na çıkaracak bir güney-kuzey koridorundan bahsediliyor. Hem Çin'den gelen mallar Basra Körfezi üzerinden, Karadeniz üzerinden Avrupa'ya daha rahat gidecek. Bunu Ukrayna Savaşı biraz engellemeye çalıştı. Hem de Doğu-Batı dediğimiz Zengezur Koridoru'na gerek duyulmayacak. Bu bağlamda 10 Kasım Anlaşması'nda Zengezur Koridoru'na bir atıf olmadı, yoktu. Ama biz buradan bir gönlümüz öyle istediği için Zengezur Koridoru üzerinden... Peki biz o anlaşmayı yanlış mı okuduk? Yanlış yani, okuduk. Şöyle Zengezur Koridoru'nun açılması neden gecikiyor? Başlık bu. Evet, Karabağ Savaşı, o gerçekten büyük bir zaferle sonuçlanan Karabağ Savaşı'nın ardından denildi ki Zengezur Koridoru da, yani siz onu daha iyi açıklayacaksınız, Nahçıvan'la, Türkiye Nahçıvan ve arada Ermenistan toprağı, Ermenistan toprağından geçecek, yanılmıyorsam bir kilometre genişliğinde bir şey, bir hat, Azerbaycan'a ulaşacak. Zaten Azerbaycan'a ulaştıktan sonra da bütün Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetlerine doğru gidecek. Bu anlaşmada ne şekilde öngörülüyordu? Var mıydı, yok muydu? Varsa neden gecikiyor? Yani metinde böyle bir koridor yok. Biz yok. Laçin Koridoru dediğimiz, yani Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan 5 kilometre genişliğinde Rusya'nın kontrolünde bir koridor var. Bu koridor 10 Kasım Anlaşması'nda açık ve net bir şekilde diplomatik dille ifade edilirken Zengezur Koridoru ile ilgili bir ifade söz konusu değil. Laçin Koridoru'nu biz Zengezur Koridoru mu anladık? Biz mütekabiliyet esasına göre Laçin Koridoru'ndan ilham alarak buna karşılık da bir Zengezur Koridoru olur mu diye gündeme geldi. Orada şu var, eski Sovyet dönemindeki iletim ve iletişim hatları cümlesi var. Orada bir koridor yok. Eski Sovyet döneminde Ermenistan'la Azerbaycan diye şekli devletler vardı. Aralarında gidip gelen yollar vardı. Onlar da bugün şunun için kapalı. Çünkü mayınla döşenmiş. Daha Ermenistan'la Azerbaycan arasında sınır daha netleşmemiş. Zaten onun için 44 gün savaştan sonra zaman zaman çatışmalar oldu. İşte en son siz de ifade ettiniz. Nancy Pelosi'nin Erivan ziyareti öncesi biliyoruz bir çatışma oldu. İki taraftan da 100'e yakın insan, asker ölmüştü. Bunun üzerine Nancy Pelosi bölgeye geldi. Dolayısıyla sınırlar belli değil diye ifade ediliyor. Sınırlar belli olmadığı için de sınır kapılarının açılması mümkün değil deniyor. Artı hala Ermenistan'ın döşemiş olduğu mayınların noktaları belli değil. Mesela yüzlerce savaştan sonra Azerbaycan askeri mayınlara basarak yaralandı, şehit oldu. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bastırdığı, özellikle Soçi'de de bastırdığı Ermenistan'la Azerbaycan sınırlarını Birleşmiş Milletler'in nezaretinde veyahut da Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği noktada belirlenmesini istiyor. Bu belli değil. Bu bile belli olmadığı bir noktada siz iletim ve iletişim hatları açmanız mümkün değil. Bununla ilgili iki tarafın başbakan yardımcıları, başbakanları, başbakan yardımcıları, komisyon kurdular, görüşüyorlar. Zaten bir işin olmamasını istiyorsanız komisyona havale ediniz diye bir cümle var. Türkiye'de anlayış var. Bunun gibi iletim ve iletişim hatları açılmasıyla ilgili başbakan yardımcılarının görüş sürdürdüğü süreç var. İşlemiyor. Onun için zaten Türkiye devreye girerek iki Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinin bir araya gelmesi sürecini başlattı. Hatırlarsanız önce Moskova'da toplandı, sonra Viyana'da dördüncü toplantı yapıldı. Ve bu toplantıların neticesinde de, dün de Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın ifade ettiği gibi, Türkiye-Ermenistan sınırları, kapalı sınırlı kapıları, üçüncü devletlerin ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaportlar açılabilir diye bir yaklaşım. Bunu zaten en son Haziran ayıydı sanırım, Viyana toplantısında da gündeme gelmişti. Ama bu Azerbaycan'ı rahatsız etti. Dedi ki Azerbaycan, bizim daha sınırlarımız netleşmeden Türkiye böyle bir sınır kapısı açarsa, bizim Ermenistan üzerindeki sınırlar konusundaki beklentilerimiz karşılanmayabilir gibi bir endişeye düştü. Ama burada biz Zengezur Koridoru olmadığı için, yani öyle bir hukuken, uluslararası hukuk açısından açılmayacağı için ve İran'da bunu engelleyebilmek adına Güney-Kuzey Koridoru'nu daha fazla Ermenistan'a cazip hale getirdiği için bu açılmayacak. Dolayısıyla biz dedi sınırlarımızı açalım. Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye barış anlaşması yapalım. Otomatikmen sınırlar belirlenir. Zengezur değil de bütün Ermenistan'ı koridor yapalım diye Türkiye'nin bir yaklaşımı var. Bunu açık açık ifade etmiyorlar. Bunu bir tek biz ifade ediyoruz. Çünkü bu açık açık ifade uluslararası diplomasiye çok uygun bir cümle değil bizim kullandığımız cümle. Çünkü biz devlet yetkilisi değiliz. Yani bunu rahat bir şekilde kullanabiliriz ama devletin bunu bu şekilde açıklaması mümkün değil. Onlar diplomatik metinlere bağlılar. O metin etrafında
konuşurlar. Ama bizim Ermenistan'la sınır kapılarımızı açmamızı 1991'de Ermenistan bağımsızlığını ilan ettiğinde biz üç Güney Kafkasya ülkesini birlikte tanıdık. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ı. Gürcistan ve Azerbaycan'la diplomatik temas kurduk. Ama Ermenistan'la Ermenistan-Azerbaycan ihtilafı yüzünden diplomatik ilişki kurmadık. Fakat sınır kapılarını açtık. Sonra 93'ün sonuna doğru sınır kapılarını kapattık ki şundan dolayı ihtilaflı Dağlı Karabağ dışındaki 7 rayon dediğimiz bölge işgal edildiği için biz bunu gerekçe göstererek sınır kapılarını kapattık. Ama bugün sınır kapılarını kapatma gerekçemiz ortadan kalktığından dolayı Türkiye bu sınır kapılarını açmak istiyor. Ama Azerbaycan'ın tepkisi ve Ermenistan-Azerbaycan arasındaki problemin çözülmediği için bekletiyor. Ama Türkiye eğer 10 Kasım anlaşması imzalandığı, 2020'de imzalandığı gün sınır kapılarını açsaydık belki Güney Kafkasya'da problemler tamamen çözülecekti. Çünkü Ermenistan, Azerbaycan'la sınırlarını bir araya gelip görüşeceklerdi. Türkiye de dahil olacaktı. Ama İran ve Rusya buna müsaade etmedi. Tırnak içinde bunlar diplomatik üslup ve nezakete dışındaki cümleler. İran ve Rusya süreci çok iyi yönetti. Hem sınır çatışmaları çıkarttılar ve sınır çatışmalarından dolayı Dağlı Karabağ Rus askerinin kalma gerekçesi devam etti. Önümüzdeki 5 yılda 10 yılda devam edecek çünkü 5 yıllıktı 10 Kasım Anlaşması'nda Rus barış gücünün bölgede kalması ama çatışmalar devam ediyor. Sınırda sınırlar belli değil. Böyle olunca da Rusya varlığını sürdürecek. İran da bu sürecin kendi lehine işleyebilmesi adına da Azerbaycan ile Ermenistan arasında sorunun devam etmesini peki, istiyor. Peki sınır komisyonları program başında da söylemiştik Brüksel'de en son. Üçüncü toplantısını yaptı Ermenistan ve Azerbaycan sınır komisyonları. Havanın olumlu olduğu, iyi gelişmeler olduğu, sınır belirlenmesi ve güvenlik sorunlarının ele alındığı açıklandı. Bu sınır komisyonlarının belirleyeceği sınırlar Azerbaycan ile Ermenistan arasında özellikle Karabağ'dan itibaren olan sınırlar mı? Karabağ'ın hala da Ermeni nüfusun kontrolü altında ve Rus askerlerinin de bulunduğunu dikkate alırsak, buradaki sınırlar mı belirlenecek yoksa Karabağ'ın ötesinde Ermenistan'la olan sınırlar mı? Şimdi şu anda ihtilaflı ve masada çözülme bekleyen Dağlı Karabağ'ı bir kere unutalım. Bakın açık ve net söylüyorum. Dağlı Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçın Koridoru'nu da unutalım. Onun dışında Ermenistan'ın o Laçın Koridoru olarak yukarıdan aşağıya devam eden, yani Laçın bölgesi, Ermenistan'ı İran'a bağlayan Laçın'ın Ermenistan, Azerbaycan tarafındaki sınırlar şu anda belli değil. Sebebi de şu, 30 yıl kargaşa yaşanıyordu. 30 Azerbaycan toprakları Ermenistan işgali altındaydı. Böyle olunca da sınır diye bir gündem oluşmadı. Şimdi gündem oluşturarak Ermenistan'la Azerbaycan'ın sınırlarını belirlemek istiyorlar. Bunu da hem Rusya, tırnak içinde söylüyorum, sabote ediyor, hem İran sabote ediyor. Çünkü sürecin ilerlemesi, yani bu kargaşanın ilerlemesi tamamen Rusya ve İran'a yaradığı için süreç devam ediyor. Böyle olunca da sınırların belirlenmesinin ana eksen, hareket noktası Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan üçlü görüşmeleriyle netleşecek. Hala Ermenistan, Türkiye sınırlarını Rus askerleri koruyor. Hatta bu çatışmalar devam ettirildiğinde şöyle bir risk ile karşı karşıyayız. Bakın bu Türkiye'de çok konuşulmuyor. İlk biz gündeme getiriyoruz. Eğer çatışmalar devam eder, bu sınır belirleme komisyonları başarılı olmaz, iki taraf da bunu kabul etmeyip çatışmaların dozajı artarsa, o zaman Rusya Ermenistan'a ve Azerbaycan'a baskı yaparak, Türkiye-Ermenistan sınırlarını koruyan Rus askerleri gibi, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarında Rus askerinin koruması altına alınabilir. Bu risk her zaman söz konusu. Bu o zaman Güney Kafkasya'da yeni bir postmodern sorunla karşı karşıya kalmamızı ve Güney Kafkasya'da İran-Rusya etkinliğinin daha da artmasının önünü açar. Onun için Azerbaycan tarafı Türkiye ile birlikte Ermenistan'ı da yanına alarak üçlü görüşmeleri başlatmaları lazım. Behemel Ermenistan nere sınır diyorsa onu çizip sınır üzerinden kavgayı sürdürmeden barış anlaşmasını yapmaları lazım. Bu yapıldığında Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan sınır kapıları açacak. Güney Kafkasya'da Ermenistan diye bir devlet varlığını sürdürse bile aynen Avrupa Birliği'nde olduğu gibi sorunsuz bir coğrafyaya dönüşecek. Bu bizim için ve Azerbaycan için oldukça olmazsa olmaz ama İran ve Rusya için sıkıntı demek. Onun için Rusya da İran da bunu bu krizi sürdürebildiği kadar sürdürecek ve bölgede çatışma alanlarından istifade edecek. Peki Ermenistan Azerbaycan ile yeni bir savaşa girebilir mi?
Yani Paşinyan yeni bir savaş istemiyor. Ama Ermenistan'da Sarkisyan ve Koçaryan muhalefeti Rusya ile girmiş olduğu gayri resmi temaslarda, dirsek temaslarında Ermenistan ordusunu tekrar Azerbaycan'la savaştırabilirler. Bakın 12 Temmuz 2020'de yani bu 44 günlük savaşın başlamasından önce Ermenistan'dan Azerbaycan'ın Tovuz kentine yani Dağlık Karabağ çatışma ve Karabağ çatışma alanının dışında Azerbaycan'ın köyüne bir saldırı oldu. Bunu ne Paşinyan izah edebildi, ne Ermenistan Genelkurmayı izah edebildi ama 12 kişi sanırım öldü, füze atışı yapıldı. Bunun nasıl? Aynen bizim hatırlarsınız Rusya ile Türkiye arasında Suriye'de bir uçak krizi yaşanmıştı. İlk zamanlar herkes sahiplendi, sonra bunu kimse sahiplenemedi. Çünkü işin vehameti ve orijini öğrenildiğinde bir şey çıktı ortaya, bir vehamet çıktı ortaya. Aynen 12 Temmuz'da Ermenistan'dan atılan füze gibi kontrol sahibi kim olduğu, kimin attığı, kimin emir verdiği belli olmayacak şekilde Ermenistan, Azerbaycan'a bir füze atılabilir ve bu füze neticesinde tekrar çatışma olabilir. Ha bu çatışma neticesinde Ermenistan, Azerbaycan karşısında başarılı olur mu? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ukrayna krizi çıktığında hiç kimse Ukrayna, Rusya karşısında bu kadar direneceğini beklemiyordu. Bütün televizyon programlarına çıkanlar bir haftada Putin'in Zelenski'yi kaçırtacağını, bütün Ukrayna'yı alacağını ifade ediyordu ama 8 ay, 10 ay oldu neredeyse savaştan bu tarafa. Rusya ile Ukrayna arasında ciddi anlamda çatışmalar devam ediyor. Aynı şekilde Ermenistan ordusunun Rusya Rusya'dan destek alarak, İran'dan destek alarak Azerbaycan karşısında ne kadar direneceğini şu anda kestirmemiz mümkün değil. Ama güç silah envanterlerine baktığımızda Azerbaycan'ın Ermenistan'ı bir hafta içinde işte 44 günlük Dağlık Karabağ'da olduğu yenilme ihtimali söz konusu. Ama araya İran ve Rusya girerse, müsaade ederlerse bu çatışma, savaş, topyekun savaşa dönmez ama çatışmalar devam eder. Çatışma devam ettiğinde Dağlık Karabağ'da Rusya'sız kalır. Çatışma devam ettiğinde de Ermenistan-Azerbaycan sınırını Rus askeri korumaya başlar. Bu riskle karşı karşıyayız. İran'ın yapmaya çalıştığı bu. Çünkü İran özellikle Zengilan havaalanı açıldığında biliyorsunuz orada bizim eski başbakanımız, son başbakanımız Binali Yıldırım bir trafik kazası geçirdi. Bunun suikast olduğu hem İran'da hem Rusya'da hem de Azerbaycan'da artık tartışılmaya başlandı. Yani bir anlamda Rusya ve İran Türkiye'nin bölgedeki etkinliğinin artılmasını istemediği için böyle bir operasyon gerçekleştirildiği tırnak içinde iddia ediliyor. Zengilan koridoru dediğin Zengilan havaalanı dediğiniz gibi tam Rusya İran Ermenistan Azerbaycan üçgeninde sınır üçgeninde kurulmuş bir havaalanı ve bunun etrafında da İsrailli devlet yetkililerinin konuşlandığı iddia ediliyor İran tarafından ve bu sürekli bundan dolayı da İran Azerbaycan ilişkilerinin çok üst noktaya Azerbaycan İsrail ilişkilerinin üst noktaya çıktığını ve bu ilişkilerin de İran'a karşı bir ittifak olduğunu iddia ederek sürekli İran'da Azerbaycan'a karşı kamuoyu oluşturuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Tebriz dediğim gibi İlham Aliyev'in portreleri artık sokaklara asılmaya başlandı. Yani bir kargaşanın zeminine doğru gidiliyor. Ve hatta İran, İsrailli ile Türkiye arasındaki yumuşamanın da sorumlusunu Azerbaycan olarak ifade ediyor. 44 günlük savaşta Türkiye ve İsrail bölgede etkindi. Hatta geçtiğimiz günlerde İsrail Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. İlişkilerin 12 yıllardan sonra tekrar kurulması sürecinde de İran bu sürecin başlamasında Azerbaycan'ı suçluyor ve Azerbaycan'da 5. kol faaliyetlerini sürekli artırıyor. İşte geçtiğimiz günlerde İran adına Azerbaycan'da casusluk yaptığı iddia edilen insanlar tutuklanmaya başlandı. İşte Hüseyin'i örgütüne mensup, Zeynep'i örgütüne mensup insanlar tutuklanmaya başladı. Bu da önümüzdeki günlerde İran kendi iç kargaşasını kontrol edebilmek adına bir dış güce dış güç söylemine ihtiyacı var ve bir savaşa ihtiyacı var. Bunu İsrail'le mi yapacak yoksa Azerbaycan'la mı yapacak ki Azerbaycan İran savaşa yaran çıkabilecek bir risk ile karşı karşıyayız. Bunu kamuoyuna açıklamakta fayda var. Öyle bir risk var mı gerçekten? Var çünkü Türkiye'de İran konusunda bizim basınımız çok birçok şeyi görmemezlikten geliyor. Yani görmemezlikten gelerek süreci yürütmeye çalışıyorlar. İran ile Azerbaycan arasında her an bir savaş çıkabilir. Bakın bu riski göz önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü İran'a bir dış düşman ihtiyacı var. Bunu belki Azerbaycan'ın dişine kestirebilir. Belki İsrail ile Suriye'de örtülü savaşa devam eder ama İran toplumunun bu kargaşasını önleyebilmek, bastırabilmek adına İran'ın bir dış güce ihtiyacı var. Dış düşman olgusuna ihtiyacı var. İran'da Türklerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. İran Türklerine iki tane model dayatılıyor. Bir, Irak'ta Kürtlerin düşmüş olduğu yerli işbirlikçilik pozisyonunu dayatmaya çalışılıyor.
Bu İran Türklerini bozar. Çünkü İran Türkleri 1000 yıl İran'ı yönettiler. 1926'da Türkiye'de Cumhuriyet ilan edilince, yani çünkü İngilizler ve Ruslar Türkiye'de Sevr Anlaşması gereği bağımsız bir yapı olsun istemiyorlardı. Atatürk ve silah arkadaşları, ki önümüzdeki günlerde 10 Kasım'ı kutlayacağız. Allah gani gani rahmet eylesin. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarına bağımsız bir Türkiye Cumhuriyet Devleti kurduğunda İran Türklerle temasa geçer diye 1925-26'da İngilizler İran'ı Türklerden alıp Farslara teslim ettiler. Ve o gündür bugündür İran'da çoğunluk Türk ama yöneticiler Fars. Bugün geldiğimiz noktada İran Türkleri üzerinden İran'da bir kargaşa çıkartmak istiyorlar. Irak'ta biliyorsunuz 1. ve 2. Körfez Savaşı'nda Kürtler işbirlikçi konumundaydı. Hamaneydi zaten Azerbaycan Türkü değil mi? Oraya geleceğim. Bir cümle sonra. Dolayısıyla sahibi olduğunuz coğrafyaya, yani dedenizden, atanızdan size kalmış olduğunuz arsaya gecekondu yaptırmamak lazım. Irak modeli İran Türklerine dayatıldığında İran Türklerinin kesinlikle psikolojik kazanımları kaybolur. Psikolojik hakimleri kaybolur. Suriye örneğinde, Suriye'de ne oldu? İktidara karşı bir silahlı muhalefet oluşturuldu. 12 yılda Suriye dünyanın en kötü coğrafyasına dönüştü. İran'da Türklerin hakimiyeti silahlı mücadeleyle değil, demokratik mücadeleyle gerçekleşecek. İran'da sistem değişikliği olacak. Buna hazır olmak lazım ve Türkler burada özne değil, figüran değil, özne ve ana rolü oynamak zorundalar. Bunun da yolu İran'ın demokratik olarak değişimini sağlamak lazım. İran tırnak içinde derin devleti dediğimiz yapıyı Türkler elinde tutuyorlar. Orada problem İran mantalitesi mezhep üzerinden Türkleri Farslaştırıyorlar. Orada demokratik, laik insan hakları hukukun üstünlüğü hakim olduğunda, yani din bireyli değil de milli bireyli bir topluma dönüştüğünde İran'da tam bir Türk devletine tekrar dönüşür. Onun dışında Güney Azerbaycan olgusu İran Türklüğüne bir şey kazandırmayacağı gibi İran'da da önündeki girdabın nereden başlayıp nerede biteceği, Türklere veyahut da İran coğrafyasında insanlara nasıl bir gelecek sunacağı belli değil. Bu maceraya kalkışmamak lazım ama İran'da er geç önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, ben 5 yıl diyorum, bir değişim dönüşüm olacak. Sistem değişikliği olacak. Rusya'da Ukrayna krizinden sonra bir sistem değişikliği olacak. Çin'de bir sistem değişikliği olacak. Türkiye, Türk dünyası buna hazırlık yapması lazım. İşte bunu engelleyebilmek için Güney Kafkasya'da Rusya ve İran, Ermenistan'ı Türk dünyasıyla Türkiye arasında bir hat olarak tutmak istiyor. Yani Gürcistan'ı hiç konuşmuyoruz. Gürcistan, Ermenistan'ın kurulması. 1918'de Sevr Anlaşması'nda buna bir de İskenderun Körfezi'ne kadar Kürdistan oluşmasının ana sebebi 19. yüzyılın sonunda, 20. yüzyılın başında 1915 Çanakkale Savaşı'ndan önce Rus-İngiliz ittifakının projesiydi. Bunu Sevr Anlaşması'nda gördük. Atatürk ve silah arkadaşları 1915'te Çanakkale'de direnerek bu paçavrayı yırtı attılar. Çarlık Rusyası yıkıldı. İngilizlerin Çanakkale'ye gelmesinin sebebi Çanakkale'den İstanbul Boğazı'ndan geçip Sivastopol üzerinden Çarlık Rusyası'nda karşı isyan eden Bolşevikleri bastırmaktı. Biz geçişi engelledik. Bolşevikler Çarlık Rusyası'nı yıktı. Yani bizim Rus İmparatorluğu'nun, Çarlık İmparatorluğu'nun yıkılmasının ana noktası Çanakkale direniştir. Bunu anlatmak lazım herkese. Yenilmez İngiliz İmparatorluğu'nu biz Çanakkale'de yendik. Zaten bunu Bolşevik isyanının öncüleri Lenin başta olmak üzere o kadro gördüğü için milli mücadelede Türkiye'ye, milli mücadelede de Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına çok fazla yardımda bulundular. Silahlar geldi Karadeniz'den teknelerle, takalarla. Dolayısıyla orada Sovyetler Birliği'ndeki, daha doğrusu Rusya'daki rejim değişikliğinde sizin de dikkati çektiğiniz o Çanakkale zaferinin, direnişinin nedenle önemli olduğunu Sovyetler Birliği'ni kuranlar da, Lenin başta olmak üzere, hepsi de biliyordu. Ve onun da herhalde bir şeyi olarak bize ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Yaptılar. İngilizler yenilince, Çanakkale'de beklediği şey olmayınca onların bir dünya stratejisi büyük yara aldı. Yani amiral gemisi bomba aldığı gibi düşün, yara aldığı, tahribat aldığı gibi ve dediler ki Türkiye'de bağımsız bir devlet olmayacak ve Yunanlılarla bir kavgaya tutuştuk ve Atatürk milli mücadele neticesinde Cumhuriyeti kurunca dediler ki burada elimizden kaçırdık. Bu ateş Türkistan coğrafyasını da, Hindistan ve Pakistan, Afganistan'ı da yakar. Çünkü orada Hindistan, Pakistan, Afganistan İngilizlerin kontrolündeydi. İran'ı aramıza bir model olarak koydular. İngiliz kraliçesi öldükten sonra İngiltere'de bir sistem değişikliği olacak.
Hatta Rusya gemisini bombalamaları bile bu sistem değişikliği krizinin tetiklemesi olarak görmek gerekir. İran'da sistem değişikliği olacak, Çin'de sistem değişikliği olacak, Rusya'da sistem değişikliği olacak. Türkiye buna hazır olması lazım. Biz 1923'te kurmuş olduğumuz cumhuriyetin yansımalarını 100. yılda daha fazla dünya ölçeğinde göreceğiz. Ukrayna Savaşı'nın bitimiyle birlikte. Ukrayna Savaşı'nın bitimi veyahut da savaşın uzaması. İran'daki hareketliliği takip etmek lazım. Rusya'daki Ukrayna-Rusya krizini yakından takip etmek lazım. Ama Güney Kafkasya'da da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmayı durdurmamız lazım. Bak bu çatışma bizim bu Türk dünyası perspektifimize zarar verecek. Hatta Türk Devletleri Teşkilatı dedim ya, Binali Yıldırım Bey'e Zengilan Havaalanı açılışı sonrası tırnak içinde suikastin de tamamen buna dönük olduğunu görmek lazım. Onu bir suikast olarak görüyorsun. Ben suikast olarak görüyorum. Yani orada bölgeden almış olduğumuz bilgilerden hareketle söylüyorum. Dolayısıyla Ermenistan Türkiye için oldukça önemli. Yani diyeceksiniz ki Ermeni sorunu var, bizden soykırım, işte talep, toprak filan. Tamam, bunlar yok değil. Ama bu noktaya odaklanırsak büyük çerçeveyi kaçırırız. Büyük çerçeveden yaklaşarak küçük o noktaya inersek Ermeni sorunu çözme şansımız müthiş. Çünkü Ermeniler de artık bu 100 yıldır kendilerine öğretilen ezberle konuşmaktan bıktılar. Yeni bir Ermenistan, hatta bölgede komşularla iyi ilişkisinde olan bir Ermenistan istiyorlar. Onun için dediğim gibi Paşinyan önümüzdeki günlerde kilise aziz olarak ilan ederse hiç şaşırmayın. Ermenilerin gelecek yüzyıldaki Türklerle beraber entegrasyonun önünü Paşinyan açmıştır. Peki diaspora, Ermeni diasporası, yani en etkili olduğu yer Amerika Birleşik Devletleri. Ve Fransa. Ve ardından Avrupa'da Fransa. Şimdi Ermeni diasporasının, ya Güney Amerika ülkelerinde de var. Zamanında ta Osmanlı pasaportuyla oraya gitmiş, Osmanlı vatandaşı olarak oraya gidip yerleşmiş Ermenilerin. Arjantin'de, Brezilya'da, Kolombiya'da, birçok Güney Amerika ülkesinde özellikle ticaret alanında nasıl etkili olduklarını biliyoruz. Sayıları az bile olsa lobileri güçlü. Oradaki meclislerden bir takım kararlar bile geçirmeyi başarmışlar. O kararı geçirdikleri meclislerdeki insanlar niye bunu geçirdiklerini de bilmiyorlar. Konuşuyorum. Ne olduğunu bile bilmiyorlar. Türkiye'ye büyük bir sempatiyle yaklaşıyorlar. Ama o kararı geçiren Ermeniler Osmanlı torunu olarak kendilerini adlandırıp yine büyükelçiliğin resepsiyonlarına katılıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Fakat böyle bir şeyde kendilerine görev edinmişler. Bir Ermeni kimliği olarak tutmaya çalışıyorlar. Şimdi Ermeni diasporası Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'da ilişkilerinin düzelmesini ister mi? Bu onlar için bir şeyleri kaybetmek anlamına gelir mi? O zaman diasporanın varlığının anlamı mı kaybolur? Aynen öyle. Yani diaspora kimliğinin ana unsuru, ana vatan Ermenistan ki şu anda sizin diaspora olarak ifade ettiğiniz ana vatan Ermenistan hiçbir zaman için olmadı. Onların ana vatanı Anadolu coğrafyasıydı. Yani buradan gittikleri için buranın aslında diasporası dememiz lazım ama Ermenistan devleti 1991'de kurulduktan sonra orayla bir illiyet bağı kurdular. Ama aynı şekilde dediğiniz gibi bu 1915 olaylarını yıldönüm olarak ifade ettikleri 24 Nisan'ın dışında dünyadaki Ermenilerle 3 aşağı 5 yukarı birkaç dakika veyahut da 15 dakika gerginlik olur. Ama ondan sonra bir şey ortamı olur, dostluk ortamı. Onlar da kendini Türkiye'ye ait olarak da hissetmek isterler. Bizim 40'a yakın bizim dünya üzerinde tespit ettiğimiz Ermeni diaspora faaliyetleri var. Bunlarla yakından temas kurmak zorundayız. Bunların değişim dönüşümünü sağlamak zorundayız. Çünkü bunların sizin de ifade ettiğiniz gibi argümanları soykırım ve kimlik inşasında ana vatan. Ana vatan Türkiye ile barıştığında ve ana vatan üzerinden yani Ermenistan üzerinden Türkiye ile soykırım meselesi konuşulmaz olduğunda onlar da ister istemez dönüşecekler. O diasporaların birçoğu o devletlerin istihbarat örgütleri tarafından yönetiliyor, yönlendiriliyor. Yani bunu Almanya için de geçerli, Fransa için de geçerli, Yunanistan için de geçerli, Amerika için de geçerli. Onlar Türkiye'ye karşı bir diplomatik üstünlük elde edebilmek adına bunları sevk ve idare ediyorlar. Zaman zaman işte Türkiye ile diyelim ki Yunanistan arasında bir kriz olduğunda Yunanistan'daki Ermeni lobisi bakıyorsun Türkiye aleyhine faaliyetlerini artırıyor. Bunları istihbarat örgütleri ve dışişleri yakından takip etmek durumunda. Ama bunun dışında dünyadaki Ermeni bu lobi ve diaspora faaliyetlerini biz Ermenistan'la normalleşmeye başladığımızda ister istemez Ermenistan üzerinden bunları yönlendirme şansı, fırsat elde edeceğiz. O da
ne kadar normalleşirseniz bunun yansımalarını test edeceğiz, ölçeceğiz, göreceğiz. Ona göre yeni politikalar üreteceğiz. Çünkü bunlar netice itibariyle bizim 1000 yıl beraber yaşadığımız topluluk. Her ne kadar son yüzyılda ciddi anlamda canımızı acıtmışsalar da ama tekrar bir bellek inşası yapmak zorundayız. Bu bizim Türk vizyonunu, Türk dünyası vizyonunu, Türk vizyonu diyorum, Türkiye vizyonunun üzerinde daha büyük bir cümle kullanıyorum. Vizyon için gerek şartlardan bir tanesi. Çünkü Ermeni meselesi bize 100 yıldır Batı tarafından dayatılıyor. O sorun üzerinden nasıl ki dişi ağrıyan insanın bütün dünyayı diş ağrısından ibaret zannettiği gibi biz de dünyayı Ermeni sorunundan ibaret zannedersek bir yere odaklanmış oluruz. Dünyanın diğer çerçevesini göremeyiz. İran meselesi çok önemli bir mesele. İran'ın bize nasıl dayatıldığını bilmezsek, yani 1925-26'daki Pehlevi rejiminin bize nasıl dayatıldığını bilmezsek İran'ı anlayamayız. 1639'dan beri savaşmadığımız ülke der. İşin içinden çıkarız ama onun üzerine bir dış politika inşa edemeyiz. Türkiye'nin aslında dış politikada İran konusundaki açmazlarından bir tanesi de bu söylem. İran'ı yakından takip etmek zorundayız. İran'ın bölgesel politikalarını çok iyi, etki alanlarını çok iyi görmek zorundayız. İran'daki değişim dönüşüm olacak. Bunu Türkiye çok iyi hesap etmeli. Ona göre hareket etmek zorunda. Peki biz bunları söylüyoruz ama ara ara konuştuk Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin sanki kadının şöyle bir görevi varmış gibi, Amerikan devleti tarafından verilmiş bir görev gibi gözüküyor. Nerede bir sorun var, git orayı kaşı. İşte Çin-Tayvan arasındaki sorun. Gitti Tayvan'a. Çin ayağa kalktı. Bütün Tayvan'ı abluka altına aldı. Gemiler, uçaklar, savaş gemileri, uçaklar vesaire. Bütün dünya o gerginlikle oturup kalktı. Ama kadın gitti. Orada açıklama yaptı. Arkanızdayız dedi Tayvan'ın. Çin gireriz, alırız, istila ederiz. Burası bizim toprağımızdır. Buraya karışamazsınız. Bütün bu söylemler karşılıklı devam etti. Karabağ sorunu gündemde olduğu için, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan sorunu gündemde olduğunda yine kadın kalktı. Temsilciler Meclisi Başkanı sıfatıyla Ermenistan başkenti Erivan'a gitti. Orada sizin arkanızdayız, sizin yanınızdayız dedi. Bazı kesimler şöyle bir açıklamada bulundular. Şöyle değerlendirdiler bu ziyareti. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Kasım ayında ara seçimler var. Bu ara seçimlerde Ermeni kökenli Amerikan vatandaşlarının oyunu almak için böyle bir seçim yatırımı amacıyla gitti denildi. Ama gelişmelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya ile olan, Ukrayna üzerinden olan çatışmasına baktığımızda sanki Güney Kafkasya üzerinden de yeni Rusya'yı bir cephe kuşatma, yeni bir cephe açma. İşte bir ara Kazakistan'da denediler. Ukrayna tarafından zaten Doğu Avrupa'da kuşatmış vaziyette. Bütün o Doğu Avrupa ülkeleri, Baltık ülkeleri NATO üyesi oldular. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında. Dolayısıyla sanki Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'ı Kafkasya'daki yeni üssü haline getirmeye çalışıyor. Böyle bir görünüm var. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'ı Kafkasya'da yeni üssü haline getiriyor sözü ya da öyle bir düşüncesi var söylemi size göre ne kadar doğrudur? Yani şimdi geçtiğimiz herhalde 7-8 bayağı oldu açılalı. Amerika'nın Erivan'daki büyükelçiliğine baktığınızda devasa bir büyükelçilik. Mesela Türkiye'nin nüfusu işte 85 milyon, yüz ölçümü 777 bin. Orayla Ermenistan'ı mukayese ettiğinde Ermenistan Ankara'nın 1/4 oranında. Yani nüfus olarak 1,5 milyon bir nüfusu var. Ama oradaki büyükelçilik devasa bir büyükelçilik ve 5000 personel çalışıyor. 5000 personel çalışıyor. Ve bu şu demek, Amerika gayri resmi olarak orayı üs haline çevirmiş durumda. Yani konsol büyükelçilik üzerinden üs haline çevirmiş durumda. Dolayısıyla Nancy Pelosi'nin de bu ziyareti Paşinyan'ı tabiri caizse Rusya'nın elinden, kucağından, işte efendim pençesinden çıkarıp almak gibi değerlendirmek lazım. Her ne kadar siz de ifade ettiğiniz gibi Amerika'daki seçimler söz konusuysa da Amerika'da seçimlerin dengesi siz daha iyi biliyorsunuz. Yani dünyayı çok daha yakından takip ediyorsunuz. Başkan değişimi Amerikan dış politikasını %5 ve 10 etkiler. Yani yok işte onu alalım da biz devam edelim diye bir şey yok. Pentagon belirler. Pentagon'un belirlediği dış politikaya göre Güney Kafkasya'da Amerika olmak istiyor. Biz de diyoruz ki biz de olmak istiyoruz. Rusya diyor ki biz de Dağlık Karabağ'da olmak istiyoruz. İşte Dağlık Karabağ'ın çözülme işinin ve Rusya'nın terkibinde devam etmesinin bir anlamda izahı da bu. Yani Amerika o bölgede, oradan İran'ı
Türkistan coğrafyasını kontrol etmek istiyor. Yani değil mi? Asıl sorunlardan bir tanesi de İran'ı kontrol etmek. İran'da kontrol etmek istiyor. Hatta Erivan'da o büyük arazide büyükelçilik varken Zengezur Zengilan Havaalanı etrafında da İsrail'ler konuşlandı. Bunun üzerine de Amerika, biz Şuşa'da konsolosluk açacağız cümlesini hatırlarsın Cumhurbaşkanı gittiğinde. Evet, evet. Onlar da Kapan'a büyükelçilik, konsolosluk açmaya karar verdiler İran. Hatta bizim kamuoyu biraz dalga geçti ya. İşte elçilik buraya mı açılacak? Bir iki katlı bir taş bina, terk edilmiş köhne bir burada toplu konuta giren toplumsal giren yıkıntı evler gibi filan. Ama Amerika ile İran bölgede ciddi anlamda Ama yamam iç ilişki yok mu? Yani İran'ın da işine geliyor Ermenistan'la hareket etmek, Ermenistan'a bir şekilde yönlendirmek, kendi özellikle Güney Azerbaycan'daki sıkıntılarını onun üzerinden dengelemeye çalışıyor. Türkiye ile olan görünür görünmez sıkıntılarını onun üzerinden dengelemeye çalışıyor. Ama aynı anda baş şeytan dediği, en büyük şeytan dediği Amerika Birleşik Devletleri'nin de Rusya'yı buradan bir kuşatma anlayışı ve İran'ı oradan aynı şekilde kuşatma anlayışı varken yine Ermenistan'da sanki çıkarları hem birleşiyor hem ayrılıyor gibi. Aynı zamanda Rusya ile İran ilişkilerinin çok çok iyi olduğunu bilirsek, çok ortak çıkarlı olduğunu bilirsek, yine Rusya Ermenistan'da üssü var, tarihsel olarak etki yapan bir güç olarak gözüküyor. Yani burada çok acayip bir denklem ortaya çıkmadı mı? Yani Güney Kafkasya çok enteresan bir coğrafya. Denklemler içinde denklemler olan bir coğrafya. Burada dediğim gibi Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan denkleminde biz ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim Ermenistan'da sınır kapılarını açmamızı gerekçelerimiz var. Çünkü 93'te kapatmış olduğumuz gerekçeler ortadan kalktı. İki, Azerbaycan'la Ermenistan'ın çatışmasını istemiyoruz. Çünkü orada her çatışmada ölen Azerbaycan askeri bizim gönlümüzden kopan bir parça. Yani canımızdan kopan bir parça. Bu en azından ölümler önleyebilmek adına da biz bu barışın tesis edilmesi istiyoruz. Biz gayet insani yaklaşıyoruz. Yani insancıl yaklaşıyoruz. Hatta bunun jeopolitik katkısı da olacak Türkiye'ye. Yani Ermenistan problemi bitecek. Azerbaycan-Ermenistan problemi bitecek. İran'ı ve Rusya'yı bölgede dengeleyeceksiniz. Amerika, Ermenistan üzerinden Rusya'yla hangi çatışmaya girerse girsin bizi birinci derecede etkilemeyecek. Ama şu anda Amerika birinci olarak kendisi orada bir cephe savaşı oluşturmaktansa Ermenistan-Azerbaycan çatışması üzerinden bölgede bir krizi kaşıyarak ortaya koyacaksa bu bize zarar veriyor. Biz istiyoruz ki bölgede barış tesis edilmeli ve bunu Türkiye ile Azerbaycan birlikte tesis etmeli. Yoksa İran, Amerika, Rusya hatta Avrupa'yı içine kattığınızda ki bunun enerji güvenliği açısından da çok çok önemli. Çünkü Avrupa'ya enerji ihtiyacı var. Avrupa Birliği onun için bu barışı tesis etmek için konsey başkanı, komisyon başkanları seferberlik ilan etmiş durumdalar. Ama Güney Kafkasya'da barış tesis edemiyorlar. Çünkü geçiş koridorlarının güvenliğini sağlamak zorundalar. Gaz, enerji ve vesaire geçiş koridorlarının. Bunu şu an yapamıyorlar. Dolayısıyla Avrupa daha fazla baskı yapacak. Biz tereyağdan kıl çeker gibi Anadolu tabiriyle Güney Kafkasya problemini çözme fırsatını yakalamış durumdayız. Zaten onun için Ermenistan'la Türkiye 4 sefer görüşme yaptı. 5.sini önümüzdeki günlerde yapacaklar. Ama Azerbaycan'la Ermenistan'ın Avrupa Birliği nezaretindeki yapmış olduğu görüşmelerde sonuca gitmektense bir nevi komisyonlara havale edilen problemlerin çözümsüzlüğü gibi sürece gidecek. Bizim Güney Kafkasya'da istikrarı, güvenliği sağlayıp çatışmaları önüne geçmemiz lazım. Bu Türkiye'nin elinde bir fırsat. Ama biz Amerika üzerinden, İngiltere üzerinden, İran üzerinden, Rusya üzerinden soruna bakalım, yaklaşalım dediğimizde çözme şansımız yok. O zaman ne Laçın koridoru devam eder, Zengezur koridorunu açamayız. Ermenistan'la Azerbaycan sınırını Rusya kontrol etmeye başlar. Bu da Türkiye'nin istemediği ve hatta olmasını arzu etmediği en son sonuç. Ama buraya doğru da büyük ihtimalle gidecek gibi gözüküyor. Peki bunu biraz karamsar havaya mı döndük? Yok, sona doğru değerlendirirsek Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirme süreci iyiye doğru gidiyor izlenimi var. Ama bir yandan da Türkiye'den başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok yetkili elbette ki Azerbaycan'ın çıkarlarını koruruz. Azerbaycan'a rağmen biz Ermenistan'a bir yandan Azerbaycan
haksızlığa uğrarken ya da Azerbaycan'ın istedikleri olmazken ya da Azerbaycan'a Ermenistan saldırılar yaparken onu yok sayarak bir anlaşmaya gitmeyiz, normalleştirmeyi yapmayız gibi açıklamalarda sıklıkla duyuyoruz. Bunlar da oluyor. Ama sanki Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme ilişkileri iyi yönde ilerliyor, ilerliyor mu? Bu soruya, konuya biraz kafa yorduğumuzda hem iyi işaretler var hem de böyle sanki bıçak sırtında gibi. Sanki ufacık bir gelişme, dış etkenler dediğimiz zaman ikinci, üçüncü aktörlerin olaya müdahalesi, konunun paydaşları diyelim daha doğrusu. İşte bir İran'ın, bir Rusya'nın, yeri geldi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, hatta hiç utanmadan Fransa'nın, bir şeyler çok iyiye giderse, hayır iyiye gitmesin, bu işi bozalım gibi bir anlayışı ortaya çıkıyor. Türkiye bu ilişkilerin normalleştirilmesine hep olumlu bakabilecek mi? Türkiye normal bakacak ama dediğim gibi 2009'daki süreci hatırlayan Zürih protokolleri vardı. Orada Azerbaycan biz bilgilendirilmedik, Türkiye tarafından doğru bilgi akışına sahip olmadık diye bir panik havası oluşmuştu. Evet. İşte Azerbaycan'dan vekiller Türkiye'ye geldi, 6 bayan vekil Türkiye'de. Televizyon sivil toplum örgütlerini gezerek bilgilendirmeye çalıştılar ve o süreç tıkanmıştı. Şimdi Türkiye o... Ama o süreçte sanki bir sıkıntı vardı. Bir değil, çok sıkıntı vardı. Evet. Ama şimdi oradaki tecrübeyi de göz önünde bulundurarak Türkiye her aşamada Azerbaycan'ın önceliklerini ve çıkarlarını göz önünde bulundurarak buna bir de Türkiye'nin dış politika etkisini dahil ederek yeni bir söylem ve yeni bir bakış açısı geliştirmek zorunda. Azerbaycan şunu görmek zorunda, Ermenistan'la çatışarak bölgede varlığını sürdürme şansı yok. Çünkü bölgeye Rusya gelecek. Rusya gelirse tekrar Azerbaycan Rusya kapanına sıkışabilir. Bu çatışma devam ederse İran'ın Azerbaycan üzerindeki etkisi daha fazla devam edebilir. Bu etki devam ettiği zaman bu Azerbaycan'ın milli menfaatlerine zarar verebilir. Amerika bölgede kendi yönlenmesiyle bir barış oluşturursa bu Azerbaycan'ın menfaatine olmayacağı açık ve net. Dolayısıyla Azerbaycan bütün bu faktörleri göz önünde bulundurarak Türkiye ile beraber birlikte diplomatların bir araya gelerek uzun uzun çalışmalarıyla, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarıyla ve Azerbaycan'ın da Türkiye'nin bu işin içerisinde olmasını canı gölden arzu ederek süreci başlatmalar lazım. Mesela biz 10 Kasım 2020 Barış Anlaşması'nda Türkiye olarak bazı beklentilerimiz vardı. Barış gücü de yer almak istiyorduk, olmadı. Barış maddesi anlaşması maddelerinde Türkiye'nin de işin içerisinde garantör veya taraf olmasını istiyorduk, olmadı. Bunu bilerek daha sonra biz Azerbaycan'da Şuşa beyannamesi imzaladık. Biraz daha o 10 Kasım anlaşmasını tadil edelim, gözden geçirelim diye. Ama 12 gün sonra Rusya ile Azerbaycan Moskova beyannamesi imzaladılar. Şuşa beyannamesini ortadan kaldırdılar. Aslında diplomatik hamleleri adım adım iyi incelediğimizde soğukkanlılıkla o bir cerrahın, bir doktorun hastasını tedavi etme sürecindeki hassasiyetle baktığımızda aslında Güney Kafkas'ta muazzam dengeler ve hareketler olduğunu görürsünüz. Bunları göz önünde bulundurarak Türkiye ile Azerbaycan, Ermenistan'ı da işin içerisine çekerek üçlü görüşmeleri başlatmak zorunda. Bu görüşmelerde birçok sorun olacak, doğrudur. Birçok problem olacak, birçok içime sindiremeyeceğimiz olaylar olabilecek ama bunların çözümü bu üçlünün dışında dışarıdan dayatmayla olacak çözümler değil. Ama 2009'daki süreçte Türkiye, Azerbaycan'a yeteri kadar bilgilendirilmediği tırnak içindeki haber veyahut da bilgi kaynağından hareketle bu yeni süreci tamamen üçlü birbirleriyle görüşerek sürdürmeleri lazım. Şu anda Ermenistan, Azerbaycan zaten hem Rusya riyasetinde hem de Avrupa Birliği riyasetinde görüşüyor. Türkiye, Ermenistan artık Rusya'da değil, Avrupa'da ama ikisi baş başa görüşebiliyor. Bunları üçlü bir araya gelecek şekilde bir organizasyona dönüştürmek zorundayız. Buradan çıkacak kararlar sağlıklı kararlar olur. Ama Azerbaycan diyorsa ki Ermenistan'da kesinlikle sınırları açmayın, bizim Ermenistan'da görüşecek hesabımız var, bu da konuşulmalı. Ermenistan şunu diyebilir, biz artık 3. dünya ülkelerinin, 5. dünya ülkelerinin operasyon alanı olmak istemiyoruz, biz de normalleşmek istiyoruz, bunu Türkiye ile yapmak istiyoruz, Azerbaycan'da yapmak istiyoruz diyebilir. Hepsi konuşulmalı. Yani diplomatların şeytan ayrıntıda gizlidir dediği ayrıntıyı da göz önünde bulundurarak bu konular konuşularak önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde çözüm bulmak zorundayız. Eğer 10 Kasım Anlaşması'nın
2025'teki yenileme sürecinde hala bu problemler çözülmemişse, o zaman Azerbaycan-Ermenistan sınırını Rus askerlerinin korumasına hazır olmak zorundayız. Bak, risk ve tehlikeyi de başta söylemekte fayda var. Onun için bu problemi, bu sorunu, bu sıkıntıyı adı ne derseniz deyin, bir an önce çözüm masasına yatırmak zorundayız. Ha, bundan Türkiye ne kaybeder? Hiçbir şey kaybetmez. Hep 10 Kasım tarihi geçti de, şimdi 10 Kasım 2020, evet, o anlaşma. Orada hatırlıyorum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir açıklama yapmıştı. Biz 10 Kasım'ı zafer bayramı olarak ilan etmeyeceğiz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün o gün yas günü, anma günü daha doğrusu, anma günü. Şimdi aklıma o geldi. Bunun düşünülmesi de gayet doğal, gayet çok normal. Güzel. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün... 9 Kasım diyorlar onlar bir gün önceye. Çünkü 9 Kasım 10 Kasım'ı bağlayan saat farkından dolayı 10 Kasım'a, yani 10 Kasım 001, hani 12'yi bir geçe diyorlar ya, oraya denk geldi. Şimdi biz 10 Kasım olarak ifade ediyoruz. Hem de 10 Kasım'ı bu milletin kafasına nasıl olursa olsun sokmak lazım. Çünkü 10 Kasım unutulmaya çalışılıyor. 29 Ekim unutulmaya çalışılıyor. Bunları bu milletin kafasına her şekilde sokmakta fayda. Ya zaten bizim milletimizin kafasında. Onu çıkartmaya çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Çıkartmaları da mümkün değil. Ara sıra yapılan o tür açıklamalar ne şekilde yankı bulduğunu ve tepki bulduğunu da biliyoruz. Şimdi son birkaç dakikamız. Yine aynı başlık üzerinden devam edelim. Yani ilişkiler iyi yönde ilerliyor mu başlığını, az önceki başlığı kullanalım. Ve onu şunu sorayım size. Ermenistan'a çok sık gidip geliyorsunuz. Çok sık derken yani gidip geliyorsunuz. Orada da sizin strateji merkezi için çalışan Ermeni asıllı uzmanlar da var. Ermenistan'daki çok dışarıya göç verdi. Çok gittiler. Nüfus azaldı. Ekonomik durum kötü vesaire. Ermenistan'daki halkın, insanların Azerbaycan'la, Türkiye ile olan ilişkilere bakışı nasıl? Böyle sert bir düşman şeyi mi var? Yoksa yani işte komşu, tarih, ortak tarihimiz var, yaşadığımız sıkıntılar ne olursa olsun. Neler gözlemlediniz? Evet, öncelikle Ermenistan'da o sert bakışlı olanlar Moskova'ya doğru, bu özellikle savaştan sonra gitmeye başladı. Ermenistan'da kalanların Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine sıcak baktığının görüntüsü, savaş kaybetmiş bir başbakanın, 4 darbe girişimini savuşturmuş bir başbakanın erken seçim kararı almasıyla onu tekrar seçmesi en güzel cevap. Çünkü Ermenistan'da eski savaş taraftarları, yani Sarkisyan, Koçaryan'ın normalde bu seçimi kazanmaları lazımdı. Rusya arkasında sonsuz destek vermiş olmasına rağmen ve savaşın getirmiş olduğu yılgınlık, psikolojik bezginlik olmasına rağmen Koçaryan ve Sarkisyan'a millet teveccüh göstermesi lazım. Bakın, Paşinyan geldi, bizi yendirdi, vatanımızı kaybettirdi. Onlar Karabağ'a ve hatta Şikarat'taki Azerbaycan topraklarına ikinci Ermenistan diyorlardı. Yani resmi söylem böyleydi. Dolayısıyla bunlar gitmiş bu atmosferde. Halk eğer Türkiye'den bakıldığında zannedildiği gibi Türk düşmanı şeklinde değerlendirilseydi, %99,9 Paşinyan gitmesi, Koçaryan ekibinin iktidara gelmesi lazımdı. Tekrar Paşinyan seçilmesi demek, halkın Azerbaycan başta olmak üzere, Türkiye başta olmak üzere Türklere daha iyi niyetli bakma sürecini başlattı. Burada Türkiye'nin üzerine düşen, Azerbaycan üzerine düşen çok büyük imkanlar var. Veyahut da görevler var. Bu travma geçiren toplumun iyileşerek dünya sistemine entegre olmasını önünü açmak lazım. Şu anda Ermenistan toplumu travmatik bir toplumdur. Sürekli güçler tarafından Türk karşıtlığı üzerine resmi ideoloji bina edilen bir toplum. Ermenistan'ı kırmaya çalışıyor, kırdı. Türkiye'nin buna katkı sağlaması lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık Sayın Doktor Hasan Oktay. Sizinle çok güzel bir program yaptık. Değerli yorumlarınızdan bugün de faydalandık. Eminim ki bugün söylediğiniz birçok, daha doğrusu dile getirdiğiniz görüş bundan sonraki süreçte karşımıza gerçekleşmiş olarak ortaya çıkacak. Ondan bir kuşkumuz yok. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Efendim, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, gelecek hafta Atilla İlhan roman ödüllerinden, ödüllerinin sahiplerinden olan yazar Zekiye Yaldız'ı konuk edeceğiz. Genç bir kadın yazarın
başarısındaki sır nedir? Nasıl çalışılması gerekir? Nelerin okulması gerekir? Nelerin yapılması gerekir? Hangi özelliklere sahip olunması gerekir? Türkiye'de kitap okunuyor mu, okunmuyor mu, okunmuyorsa ki büyük oranda okunmuyor, onu biliyoruz. Neden bu durum ortaya çıkmış? Bütün bunları konuşacağız. Sadece böyle bir edebiyat söyleşisi gibi falan düşünmeyin. Göreceksiniz çok farklı konulara değineceğimiz bir program olacak. Yayında yapımda emeği geçen tüm Kanal B çalışanlar adına, Kanal B'yi izlediğiniz için ve bekleme odasında bizlerle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.